Arkadaşlar şimdi sizle kitaplarımı tanıştıracağım. Tamam, okuduğum kitap bu. 22. sayfadayım. Ama şimdi sizle özel bir şey paylaşacağım. Ben daha az önce Korsan Adası diye bir kitap yaptım. Gördüğünüz gibi sayfasını da göstereyim. Hatta arkadaşlar like atmayı unutmayın bu videoya. Ya da abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi sayfaları da yazdım. 6 sayfalı bir kitap yaptım. Arkadaşlar şimdi kitapları göstermeye başlayacağız. İlk önce burada Puf Puf var. Bu kitabı bitirdim artık, o yüzden Masal Odası'na geçtim. Burada Cina ve Çocuk Bahçesi var. Burada Çağlar, Elif ve arkadaşım ve Su Altı Seyirleri var. Burada da Karışıklar var. Ve burada normal kitaplar var. Bu da benim kitabım. Kendim var kitabımın önünde. Bu da dikte kitabım. Bu da şehirler kitabı. Bunlar uçan masal. Bu da var. Ve bir tane de attığım resim var. Bakabilir miyiz o resme? Bize biraz bu resimden bahseder misin? Burada plank ve zombi işler var. Plankta zombi işleri yapmak için bayağı uğraşmıştım. Günlerce, 2 gün olmuştu. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık daha Elif serisi var. Ben çok sevdiğim için bir sürü almışım. En sevdiklerin hangileri burada? Yeraltı. Ve anaokulunda ilkbahar ve anaokulunda yaz tatili. Ve Çağlar, hepsini seviyorum. Gördüğünüz gibi burada kupam da var. Arkadaşlar bu Plankton Zombies kitabı mı var? Ya, bu da benden bahseden bir kitap yine. Ters tutuyorsun. Döndür. Beni sevenleri koyuyorum ben buraya. Bize yazdığın kitabı okur musun? Olur. Şimdi yazdığım kitabı okuyacağım. Beğeniyorsanız like atabilirsiniz. Bir varmış bir yokmuş. Bir sürü çılgın korsan varmış. Bir gün bütün korsanlar fırtınalı bir adaya gelmişler. O adayı 3 tane hayalet kontrol ediyor. Fırtınadan 2 korsan düşmüş. Ama hatalıydı. Çünkü o korsanlar kılık değişen 2 kötü korsan gizlice bir şey çalmak için korsan kılığına girmiş. Neyse ki kurtuldular. Ama yine de hayaletler takip ediyordu. Korsanlar dedikleri
Ne kadar ilginç bir hayat yaşadık. Bütün korsanlar hayalet korkusundan da gemiye saklandılar. Ondan sonra top mermisi atmaya başladılar. Ha, o yüzden hiç kurulurdu korsan yok. Ondan sonra bütün korsanlar denize düştü. Ondan sonra tekrar eski zamanlarına kavuştular. Ve yazan ben olduğum için rüzgar yazdı. Değil mi arkadaşlar? Çok kitabım var. Ama bu videoda kocaman 50 like atmanızı istiyorum. Görüşürüz. Bay bay.